Sevgili arkadaşlar, ben Sevilay Kaygısız. Türkçe öğretmeniyim. 6. sınıf Türkçe dersinde milli kültür temasını sizlerle birlikte işleyeceğiz. Milli kültür teması içerisinde iki çay biri demli olsun, adam olmuş çocuklar, torunuma mektuplar, Topkapı Sarayı'nın kardeşleri ve yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar metinlerini birlikte işleyeceğiz. Hemen ilk metnimize geçiyoruz. İlk metnimiz iki çay biri demli olsun. Öncelikle bir hazırlık çalışmasına bakıyoruz. Sevdiğiniz içecekler nelerdir? İsimlerini arkadaşlarınıza paylaşınız şeklinde bir soru. Bu soruya ben kendi adıma cevap vereceğim. Çay gerçek anlamda benim en sevdiğim içeceklerden biridir. Bir diğeri kahve. Yani ikisi de benim vazgeçilmezlerim arasında. Tabi sizlerin neler sevdiğini, hangi içecekleri tercih ettiğini sınıfta konuşacağız. Ve sizlerin cevaplarını o zaman alacağım. Ee, şöyle bir sorumuz var. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ederek yazınız şeklinde. Hemen görsele bakıyorum. Görsele baktığımızda iki taş arasına bir ateş çakılmış, üzerine bir çaydanlık konmuş. Bu görselden hareketle çay ve çayın demlemesi şeklinde bir cevap hazırladım. Sizlerin cevaplarını da yine sınıfta konuşarak yapacağız. İki çay biri demli olsun. O çaylar dağları bin parçaya eder getirir. Yaşamayı çağıl çağıl getirir. Böyle diyordu Üstad Sezai Karakoç. Çay isimli şiirinde. Biz o zamanlar şiiri bilmez, üstadı da tanımazdık. Babalarımız gurbet ellerde çağcılık yaptığından biz de köyde kendimizi bu işe hazırlardık. Zira şehirle ilgili konuşmalarda hep çay kelimesi geçerdi. Çay ocağı alacak mı? Çay ocağı almış filancanın yanında çaycılık yapıyormuş. İki ortak çay ocağı devralmış gibi. O zamanlar çift demlik lükstü. Tek demlik işimizi görürdü. Şeker, çay sıkıntısı da vardı. Hatta bardaklarımızı arkadaşlarımızla sırayla yudumlardık. Bardak derken o ince belli cam bardağı kastetmiyorum. Maşraba gibi bu işlevi görecek ne bulursak onunla içerdik. Karademlikle, ocakla uğraşırken hem baba özlemimizi giderir, hem de gelecekteki işimizin hayalini kurardık. Çünkü başka bir iş bilmezdik. Tabi, tabi olarak hayalinde kurmazdık. Çayı Rizeliler üretir, Kamahlılar demler. Karadeniz bölgesinde yetişen çayın en çok üretildiği ilimiz Rize'dir. Çay, Karadeniz bölgesinde üretilmesine rağmen çaycılığı meslek haline getiren Erzincanlılardır. Evet çayı Rizeliler üretir ancak kemahlılar demler. Çay kemahlıların işi, aşı, özlemi, hikayesi, hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olmuş bir asra aşkın zamandan beri. Çaycılık mesleğinin olmazsa olmazları. Dışarıdan basit bir iş gibi görünmesine rağmen çaycılığın da kendine az bazı özellikleri ve incelikleri vardır. Hep sorarız iyi bir çay demlemenin sırrı nedir diye. Pek çok demleme şekli vardır. En çok... Ancak en çok en pratik ve bilinen yolu çay paketlerinin üzerinde zaten yazılıdır. Merak edenler buradan bakabilir. Her işte olduğu gibi çaycılık dediğimiz bu meslekte de kendinizi işinize vermezseniz, yaptığınız işe aşık olmazsanız verim alamazsınız. Temizlik, sağlığa uygunluk, sunum, edep, adap, sır saklamak, tamahkar olmamak ve süreklilik çaycılık mesleğinin olmazsa olmazlarındandır. Arkadan iple bele bağlanan, biri bozukluklar, diğeri kağıt para için ayrılmış, önde iki cebi bulunan, önlük kuşanmadan işe başlanmaz. Servis tam zamanında olacak, kimin neyi nasıl, hangi kıvamda içtiğini bileceksiniz. Kahve köpüksüz olmaz, çayın belli bir zaman diliminde tüketilmesi gerekir. Şayet böyle olmazsa çay bir müddet sonra kendini bırakır, berraklığı ve tadı bozulur. Müşteri bunun farkındadır ve siz çayı sürekli aynı kıvamda tutmak zorundasınız. Çaysız sohbet ne mümkün? Bilinen hikayesi milattan önce 2737 yılına kadar uzanan çayın Avrupa ile buluşması 16. yüzyılın ilk çeyreğine rastlar. Osmanlı'ya gelişi 19. yüzyıl sonları 20. yüzyılın başlarına doğrudur. Ancak Türklerin Anadolu'ya gelmeden önce Orta Asya'da çayla tanıştıkları biliniyor. 1900'lü yıllara kadar çayı tanımayan ve tam bir kahve tiryakisi olan ülkemizde bugün çay sudan sonra en çok tüketilen içecek maddesi haline gelmiş durumda. Bir asır önce kahvesiz yapamayan halkımız bugün ince belli cam bardaklarda çayını içmeden güne başlamaz. Bizim çayla buluşmamız buluşmamız biraz geç olmuş. Lakin onu en çok biz sevmişiz. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar çay içeriz. Misafire çay ikram ederiz. Çaysız sohbet yapılmaz, dostluklar oluşmaz. Çay simit ikilisi özellikle garibanın dar vakitlerinde yıllarca can simidi oldu. Çayın edebiyatı Çaydan bahsedilir de bunun edebiyatından söz edilmez mi? Çay hakkında araştırmalar yapılmış, önemli sayılabilecek oranda yazı yazılmış ve bunlar kitap haline getirilmiş. Bu arada çaycılık veya kahvedilik ile ilgili bazı sözler ve kavramlarla oluşmuş. Çay ocaklarında bunlardan bazılarına rastlamak mümkün. İşte çay muhabbet ilişkisinin ilginç bir yorumu. Gönül ne çay ister, ne çayhane. Gönül muhabbet ister, çay bahane. Şair ve yazarlarımız çay temasını edebi eserlerinde severek kullanmış. İşte ünlü edebiyatçılarımızdan çay üzerine söylenmiş sözlerden bazıları. Çay bulaşıcıdır, efkarda, Bekir Erdoğan. Çay henüz her şey bitmedi demektir, Cezmer Söz. Biz çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da severiz. Avuçlarken ince belli bardağı hücrelere kadar hissettiren sıcaklığında unuttuk yalnızlığı. Oğuz Atay. Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur. Yılmaz Odabaşı. Robotun çayı içilir mi? Demleme, servis yapma, içim şekli gibi ritüeller bölgelere göre değişse de değişmeyen tek şey var. Çayın muhabbete vesile olması. Zira bir çay içimi de olsa endişeden, üzüntüden, uzak, keyifli bir zaman dilimi herkese iyi gelir. Hangi biçimde içerse içsin, İnsanımızın ortak tutkusu ise cam bardaktır. Çay içerken rengini görmek, sıcaklığını hissetmek, hatta çayı karıştırırken o çıkan büyüleyici sesi duymak isteriz. Günümüzde çayın insan biyolojisi ve psikolojisine olumlu katkısı bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Hasılı çay günümüzde üretiminden paketlenmesine, içiminden muhabbetine hatta edebiyatımıza kadar bütün saflarıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ne yazık ki çay ocakları da günümüzde robot ve kettle gibi endüstriyel ürünlerin kısacası kıskacı altındadır. Köşede bucakta kalanlar çoktandır piyasadan çekildi. Beyoğlu, Karaköy, Eminönü Kapalı Çarşı gibi önemli merkezlerde büyük hanların içerisinde zamana direnen, geleneği sürdüren çay ocakları bir nebzede olsa yüreğimize su serpiyor. Bunlar bize göre artık yaşayan bir efsane, birer efsane. İyi ki sevda yüklü kara demliklerimiz var. Fırsat buldukça her yıl 1100 kilometrelik yolu göze alıp Kemah'a gitmeye, eskiden olduğu gibi yine Karademlik'te çay içmeye çalışırım. Geçmişi yad ederim. Diyebilirim ki şu fani hayatta en büyük lüksüm budur. Kemah'a giderim gitmesine. Lakin şairin dediği gibi çay içilen her yer bizim memleketimizdir. İyi ki çayımız, çaycılarımız, sevda yüklü Karademliklerimiz var. Nidai Sevim'in eserinden kısaltılmış şekilde almış kitabımız. Çok da güzel bir eser. Evet gençler, birinci etkinliğimizle devam ediyoruz. Metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamları yanındaki kutucuklara uygun kelimeyi yazınız şeklinde. Epkar, maşraba, fani, tamahkar, üstad, tiryaki, hasılı, gurbet, ritüel, adab kelimeleri verilmiş. İlk kelimemiz üstad, bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse için kullanılan, kullanılan bir kelimedir. Tanımı e, bu şekildedir. Kelimemiz üstad. Bir diğer kelimemiz gurbet kelimesinin tanımı ise doğup yaşanılmış olan yerden uzaklarda olmak, uzakta yaşamak. Maşraba dediğimizde de aklımıza metal toprak, plastik veya benzer maddelerden yapılmış ağzı açık, kutlu, bardağa benzeyen küçük bir kap gelsin. Adap dediğimizde yol yordam, davranış, şeklinde ifade edelim. Tamahkar. Tamahkar kelimesinin tanımı açgözlülüktür, açgözlü olmaktır. Tiryaki dediğimizde ise tütün, kahve, çay ve benzeri keyif veren maddelere alışmış olan kimse olarak ifade ederiz. Efkar dediğimizde tanımı tasa ve kaygıdır. Rütüel adet haline gelmiş, yani alışılmış, devam eden anlamında. Hasılı dediğimizde söz, sözün kısacası kısası kısacası hani uzun bir konuşmanın ardından anlatmak istediğini bir cümleyle birkaç cümleyle ifade etme şekli diye de biliriz. Fani dediğimizde ise ölümlü gelip geçici kimse birey şeklinde ifade edelim. Evet ikinci etkinliğimiz aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız. İlk sorumuz. Metne göre çay denilince akla gelen şehirlerimiz hangileridir? Bu şehirlerden hangi yönüyle bahsedilmiştir? Ülkemizde çay dediğimizde aklımıza ilk gelen Karadeniz bölgesidir. Metne göre çay denilince aklımıza gelen şehirlerimiz Rize ve Erzincan'dır. Ülkemizde Rize çayı ile ünlü bir şehirdir. En çok çay yetiştiriciliği Rize, Rize'dedir ve metne göre en güzel çay Erzincan'da demlenir. Bir diğer sorumuza bakalım. Yazar çaycılık mesleğinin olmazsa olmazları arasında neleri söylemiştir? Yazar, çaycılık mesleğinin olmazsa olmazları arasında öncelikle temizlikten bahsetmiştir ki bu bizim hayatımızın da vazgeçilmesi her mesleğinde olmazsa olmazıdır bana göre. Sonrasında sağlığa uygunluk, sunum, edep, adap, sır saklamak, tamahkar olmamak ve süreklilik. Hani tabii içinde paraların konduğu bele bağlanan kuşak ve zamanında yapılan servis ile çaycılık mesleği yerine getirilmiş olur diyelim. Üçüncü sorumuzda metinde insanımızın çaya olan düşkünlüğü hangi örneklerle ifade edilmiştir şeklinde. Metinde insanımızın çaya olan düşkünlüğü güne çayla başlaması, kahvaltıda çay tüketmesi, dinlenirken mutlaka çay içmesi, misafirimize ikram edilmesi, sohbetlerde çay olmazsa olmazımız olması, Sonrasında simitin yanında en çok tercih edilen içecek olması şeklinde ifade etmiştir. Dördüncü sorumuza baktığımızda metne göre insanlar neden özellikle cam bardaktan çay içmeyi tercih etmektedir? E, açıkçası ben de e, çayı cam bardakta tercih edenlerdenim. Cam bardakta tercih edilmesinin sebebi insan çayın rengini görmek ister, sıcaklığını hissetmek ister, çayına attığı şekeri karıştırırken çıkan sesi duymak ister, bundan keyif alır. Yani çayın ince belli bardakta olması ayrı bir görsel zevktir diyeyim ben size. Çayın sizin yaşantınızdaki yeri ve önemi nedir? Bu soruyu sizlere sorduğumda farklı cevaplar alacağımdan eminim. Ben kendi adıma. Çayı seven biriyim. Gerçek anlamda hayatımdaki yeri de başkadır. Tabii ki kahvaltımda çayım mutlaka olur. Akşam yemeğinden sonra dinlen molalarımda, dinlenirken veya bir işle meşgul olurken mutlaka çayımı yudumlarım. Çok üşüdüğüm zamanlarda içimin ısınması için yine ilk koştuğum, ilk tercih ettiğim içecek çay olur. O şekilde ifade ediyorum. Altıncı sorumuza baktığımızda geleneğimizin bir parçası olan çay evlerinin yok olmaması için önerileriniz nelerdir? Biliyorsunuz ki günümüzde kafelerde AVM'lerde çay tüketebil rahatlıkla tüketebileceğimiz alanlar var. Kafelerde çok rahat tüketiyoruz çayları. Baktığımız zaman benim aklıma gelen ilk şey çay satma yetkisinin sadece çay evlerine verilmesi. Tabii onun dışındaki seçenekleri de sizlerden dinleyeceğim. Ve bu Böylelikle ikinci etkinliği bitirmiş olacağım. üçüncü etkinliğimizde aşağıda yıllara göre ülkemizdeki çay üretim grafiği verilmiştir. Grafikten hareketle soruları yanıtlayınız şeklinde grafiğimize hemen bakıyoruz. 2001 ve 2016 yılları arasındaki çay üretimi yani hakkındaki bir görsel ve evet. Bununla ilgili sorularımız var. İlk sorumuza baktığımızda grafiğe göre ülkemizdeki çay üretiminin en az olduğu yıl hangisidir şeklinde bir soru. Çay üretimi en az 2001 yılında yapılmıştır. Bir diğer sorumuz 2016 yılında ülkemizin çay üretimi kaç tondur? 2016 yılında ülkemizin çay üretimi bu şekildedir. Çay üretiminin en yüksek artış gösterdiği yıllar 2001-2007 yılları arasıdır ve yine çay üretimi yıllara göre nasıl bir değişiklik göstermiştir? Yorumlayınız sorusuna şu şekilde cevap veriyorum: Çay üretimi yıllara göre en yüksek artış 2001-2007 yılları arasında olmuş, 2007-2013 yılları arasında ise belirgin bir artış yoktur. Ama en yüksek çay üretimi dediğimizde de 2016 yılında gerçekleşmiş diyerek üçüncü etkinliği sonlandıralım. Gelelim dördüncü etkinliğe. Kültürümüze yerleşmiş çay ile ilgili cümleler verilmiştir. Yarım bırakılan cümleleri metinle ilişkilendirerek tamamlayınız. İlk cümlemiz çay sohbettir çünkü çay içilen yerde sohbet olur şeklinde ben tamamladım. Çünkü ilk aklıma gelen bu oldu. Bir diğer cümlemiz Çay eşitliktir çünkü denildiğinde herkes çay içebilir, kolay temin edilebilen bir içecektir şeklinde tamamladım. Ve yine çay davettir, misafire çay ikram edilir şeklinde tamamladım. Çünkü misafir evimize geldiği zaman ilk olarak çayını ikram ederiz. Yani gerçekten bir davet olduğunu düşündüm. Sizler bu cümleleri nasıl tamamlayacaksınız? Heyecanla ve merakla bekliyorum gençler. Gelelim beşinci etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin yanındaki isimleri hangi yön, yönden tamamladığınızı yazınız şeklinde bir soru. Şöyle söylemem gerekiyor öncelikle. E, isimleri tamamlaması yönünden sıfat yer almış. O yüzden sıfat neydi onu bir hatırlayalım. İsimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk biçiminden tamamlayan, tarif eden kelimelerdir bunların çeşitleri var. İleriki konularda detaylı bir şekilde göreceğiz tabii ki. İlk kelimemizi, ilk cümlemizdeki kelimemizi kitabımız bizlere sunmuş. Eskiden olduğu gibi yine kara demlikte çay içmeye çalışırım derken ismi renk yönünden belirtmiş, nitelemiş sıfatımız. Bir diğer cümlemiz ünlü edebiyatçımızdan çay üzerine söylenmiş sözlerde vardır şeklinde. Baktığımızda ünlü kelimesinin altı çizilmiş, ünlü kelimesi ismi durum yönünden belirtmiştir. Keyifli bir zaman dilimi herkese iyi gelir dediğimizde altı çizili kelimemiz keyif ve durum yönünden belirtmiştir, tamamlamıştır ismi. İyi bir çay herkese iyi gelir dediğimizde altı çizili kelimelerimiz iyi ve bir kelimesidir. İyi kelimesi durum, bir kelimesi sayı yönünden tamamlamıştır kelimemizi. Her işte olduğu gibi çağcılık mesleğinde de zorluklar vardır dediğimizde her kelimesinin altı çizilmiş belgisiz e, belgisiz sıfat olarak ifade edeceğim belgisiz sıfatla sayı ve miktar bakımında tam belirtilmemiştir. Burada olduğu gibi. Bir diğer cümlemiz biz o zamanlar şiiri bilmez üstadı da tanımazdık dediğimizde hangi zamanlar o zamanlar yani o iki harf kelimesinin altı çizilmiş ve işaret yönünden tamamlamıştır diyoruz. Bir diğer cümlemiz garibanın dar vakitlerinde yıllarca can simidi olduğunda oldu cümlesinde dar kelimesi durum yönünden tamamlanmıştır. Önde iki cebi bulunan önlük kuşanmadan işe başlanmaz dediğimizde iki kelimesinin altı çizilmiş sayı yönünden tamamlamıştır sıfatımız burada ismi. Bir asır önce kahvesiz yapamayan halkımız bugün çayını içmeden güne başlamaz cümlesinde ise bir kelimesinin altı çizilmiş ve ismi sayı yönünden tamamlamıştır sıfatımız diyorum. Gelelim 6. etkinliğimize. Çevremizdeki insanların en çok tercih ettiği içeceklerle ilgili aldığımız notlardan yola çıkarak konuşma yapınız. Konuşmanızı görsellerle destekleyiniz şeklinde bir soru. Ee, şöyle ki çevrenizi gözlemlemenizi isteyeceğim sizlerden. Bakalım gençler en çok hangi içeceği tercih ediyor? Kendi yaş grubumuz ve Büyüklerin içecek tercihleri arasında farklar var mı? Bunu dikkatle gözlemlemenizi istiyorum ve sınıfta konuşacağız bakalım. Kendi adımı çevremde, iş ortamında, ev ortamında, arkadaş ortamında en çok tercih ettiğim içecek çay ve arkadaşlarımın da öyle. Sohbet sohbet eşitliğinde tadı gerçekten ayrı bir güzel geliyor insana. Kahve de buluşmalar için bir bahane sebebi. Bir kahve içelim bugün şeklinde e, aramalar, mesajlarla. E, buluşma nedeni olur. O şekilde ifade edeyim ve sizlerin yorumları, gözlemleri, düşüncelerini de merakla bekliyor olacağım. Bir diğer etkinliğimiz 7. etkinliğe baktığımız zaman çay demlemek için yapılması gerekenleri işlem masamaklarına göre sır, e, yazınız şeklinde. İlk olarak demliğe bir miktar su konulur ve bu su kaynatılır. Kaynamış su demlikteki çayın üzerine dökülür. Çay 15 dakika dinlemeye bırakılır. Son olarak bardağa birazdan biraz sıcak su konularak çayımız servis edilir. Ve mis gibi keyifle içilir. Gelelim bir diğer etkinliğe. Çay kahve gibi insanlarımızın çok tükettiği içeceklerin günlük hayatımızdaki yerini anlatan bir yazı yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz. Bunu sizler hazırlayacaksınız. Sınıfta okuyup yorum yapacağız. Ben şu şekilde ifade edeyim. Yetişkin bireyler için Günlük hayatın vazgeçilmezi çay ve kahvedir. Bu net yani. İhtiyaç şeklini almış haldedir. Her yerde ulaşmamız gerekir gibi düşünüyorum artık. İçecek konusunda çok fazla seçenek var. Çay... Kahve kültürümüzden gelen içecek ve ihtiyaç halini almış günümüzü içeceklerimle konuşacağız ve bu konu hakkındaki yazılarınızı sınıfta heyecanla okuyup yorumlayacağız diyorum arkadaşlar ve merakla bekliyorum. Etkinliklerimiz sona erdi. Bir sonraki ders için sizden ricam müziğin kültürümüzdeki yerini araştırınız. Yaşadığınız yöreye ait türküleri araştırıp hikayelerini öğreniniz diyorum. Hoşçakalın gençler. Görüşmek üzere.